izleyicileri merhaba. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta diğer haftalardan biraz fark olarak iki konuğum olacak. Ve onlarla hem aile şirketlerinde kurumsallaşmayı hem de yeni Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişiklikleri konuşacağız. Konuklarım Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Sayın Necdet Sağlam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir diğer konuğum serbest muhasebeci mali müşavir Sayın Mehmet Yolcu. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz Samsun'da ikamet etmeyen, dışarıdan gelen iki konuğumuzsunuz. O yüzden öncelikle sizi tanımak istiyoruz biz. Hocam sizden başlayalım, buyurun. Tabii ben Necdet Sağlam. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bunun dışında çeşitli eğitim faaliyetlerimiz var. Aynı zamanda özel sektörün içindeyiz. Teknopark'ta kendi bir şirketimiz var. Bu bağlamda bilgi birikimimizi Türkiye ile paylaşmaya çalışıyoruz. Bunun için özel sektör şirketleriyle, kamu şirketleriyle üniversitedeki bilgi birikimimizi bu şirketlerin yönlendirilmesi, bu şirketlerin geliştirilmesi, dışa açılması konusunda çalışıyoruz. Samsun'a da bu bağlamda bir konferans için geldik. Aslında bir tane konferans diye geldik ama öğleden sonra bir konferans daha yaptık. Bir de televizyon programı yaptık. Herhalde akşam da başka bir şey yapacağız gibi gözüküyor. Çok güzel. Sizi bulmuşken mümkün olduğu kadar faydalanmak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam sizi de tanımak istiyorum sevgili Mehmet Yolcu. Buyurun efendim. Evet, ben de Antalya'da yaşıyorum. Esas işim mali müşavirlik. Ama 6 yıldır artık biraz daha alan değiştirerek bağımsız denetime yöneldik. İnşallah burada da başarılı olacağız diye düşünüyorum. İnşallah, umuyoruz. Tabii yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte bağımsız denetçilerin rolü de ciddi anlamda değişti ve arttı. Onu da sizinle az sonra paylaşacağız. Peki. Hocam sizden başlayacak olursak, bugün gerçekten çok yoğun bir programınız vardı. Sabah bizim Samsun'da 3. nesil diye tabir ettiğimiz genç yönetici adaylarımızla bir birlikteliğiniz oldu. Tabii Samsun'un yapısı çok fazla aile şirketlerine dayalı bir yapı. Sizin de o anlamda çalışmalarınız olduğu bir bölüm olduğunu biliyorum, aile şirketlerinde kurumsallaşmayı. Ondan başlayacak olursak, aile şirketleri gerçekten kurumsallaşabilir mi? Bu nasıl bir yolculuktur? Bundan başlamak istiyorum efendim. Aile şirketleri aslında baktığımızda dünya ölçeğinde de çoğu ülkede aile şirketlerinin çok olduğunu görüyoruz. Özellikle KOBİ'lerin büyük çoğunluğu, mesela Türkiye'deki KOBİ'lerin %95'i aile şirketi. Bunları aileler yönetiyorlar. Tabii bu şirketlerin yaşamlarına baktığımızda bazen insan ömründen bile kısa oluyor. Çünkü ailede baba kuruyor, oğlan geliştiriyor veya geliştiremiyor, batıyor. Bunların yaşam ömürleri genellikle 15-20 yıl gibi süreleri ifade edebiliyor, hele Türkiye'yi düşündüğümüzde. Ancak dünyada aile şirketlerinin yapısında da pek farklılık yok. Özellikle uzun süredir yaşayan şirketler genellikle Asya ülkelerinde, işte Japonya'da, Çin'de, oralarda işte 40 kuşaktır, 45 kuşaktır yaşayan şirketler var. Ama Türkiye'deki özellikle Cumhuriyet sonrası kurulan şirketlerin ömürlerinin daha kısa olduğunu biliyoruz. Burada tabii ailenin yapısı, işte ailenin genişlemesi, başarı şansları açısından ciddi yani sıkıntılar olabiliyor. O nedenle aile şirketlerinin kurumsallaşması gerekiyor. Tabii aile şirketlerinin kurumsallaşması da kağıt üzerinde kolay bir konu ama fiiliyata baktığınızda gerçekten zor bir unsur. Çünkü çocuklar var, eşler var, gelinler var, damatlar var. Onun dışında işte dışarıdaki profesyonel yöneticiler var. Aile şirketlerinin kurumsallaşması için çaba harcamaları, zaman harcamaları gerekiyor. Çünkü bu şirketler bir Türkiye'nin değeridir. Bu şirketlerin yaşatılması lazım. Çünkü baktığımızda istihdamın büyük çoğunluğu Türkiye'de KOBİ'ler sağlıyorlar. İhracatın büyük çoğunluğu KOBİ'ler sağlıyorlar. Bunlar da aile şirketi. O nedenle bu şirketlerin yapılanmasına, kurumsallaşmasına bizim de bir nebze katkımız olursa sevindirici bir unsur. O nedenle biz Samsun'da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Bey bizi davet etti. Tabii bizim için de enteresandı. İlk defa bir gemide konferans verme şansımız oldu. Gemi
böyle hatta Karadeniz açıklarına doğru açıldık. Hatta arkadaşlar etrafı gördünüz mü falan diye bize sordular ama tabii onu göremedik. Güzel bir şey de gençlerle birlikte olmak. Çünkü üçüncü, hatta bugün sorduk, ikinci ve üçüncü kuşak gençlerle aile şirketlerinde kurumsallaşmayı tartıştık. Bunlara bir nebze yol gösterdik. İşte dünyadaki çalışmalar, Türkiye'deki çalışmalar nedir diye. O anlamda güzel bir toplantı oldu. Sorular vardı. Biz orada daha çok gelecek kuşaklara devirle ilgili neler yapılabilir? Tabii kurumsallaşma dediğimizde aslında bir sistem haline gelmekten bahsediyoruz. Yani kişilere bağlı değil de, şimdi bir sistem kurdunuz. Bu sistem kişiler gitse de gelse de, işte Ahmet Bey gitti, Ali Bey geldi, Ayşe Hanım gitti, Fatma Hanım geldiğinin ötesinde kim giderse gelirse sistemin çalışmasına içeren bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii aile şirketlerinin kurumsallaşabilmesi için öncelikle ailenin kurumsallaşması gerekiyor. Aile ilişkilerinin de bir zemine oturması gerekiyor. Çünkü sonuçta ailenin ekmek teknesi şirketi ya da işletmesi. Çünkü ailenin geçim kaynağı buradan oluyor. Diyelim ki siz devlet memuruysanız devlete çalışıyorsunuz, maaşınızı alıyorsunuz. Ayın 15'inde maaşınızı alırsınız. İşte ona göre ödemelerinizi planlarsınız, bütçelerinizi planlarsınız. Ama bir aileyseniz ve şirketiniz varsa, hele hele bu aile kalabalıksa, o zaman ailenin fertleri bu şirketten para alarak geçiniyorlar. Bu açıdan hem şirketin devamlılığını sağlamak gerekiyor, hem para kazanması lazım, hem de ailenin devamlılığını sağlamak gerekiyor. Çünkü şirketten geçindikleri için bu ilişkilerin yönetilmesi gerçekten zor. Çünkü insan ilişkilerini biliyorsunuz idare etmek, işin içine damatlar, gelinler, işte torunlar, işte girdiğinde aile yapıları şey. Bazen bakıyorsunuz işte eşler arasında bir de işte belli bir süre sonra işte ayrılık gündeme geliyor. O nedenle aile şirketleri de bir canlı varlık olarak biz kabul ediyoruz. Aslında aile şirketlerinde biz hep yeni nesli anlatıyoruz kurumsallaşmayı. Evet. Ama buna en çok direnç gösteren herhalde evet, birinci kuşak oluyor. Birinci kuşak ya da ikinci kuşak. Evet. Gençler tabii biraz daha eğitim düzeyleri yüksek olduğu için kurumsallaşmanın gereğine inanıyorlar. Evet, evet. Ama bunu babalara, dedelere anlatmak biraz güç oluyor zannedersem. Evet, evet. Bugün yine o konu da gündeme geldi. Çünkü dediğiniz gibi değişime ayak direyen ya da sonuçta günümüzde 10 yıllık süre bile kuşaklar arasında, yani iki kuşak diyelim ki abi kardeş arasında bile fark olabiliyor. O nedenle söylediğiniz çok doğru. Ailenin fertlerinin özellikle birinci kuşağın ya da ikinci kuşak, artık şu anda kim yönetimdeyse, kurumsallaşmaya onların başlaması gerekiyor. Çünkü onların da değişmesi ve gelişmesi gerekiyor. Gençlerin önünü açmaları için. Çünkü eğer genç bir şeyler yapmak istiyorsa, yeni teknoloji, işte internetle e-ticaret var, artık dünya küresel bir köy haline geldi, farklı sektörlere girebiliyor. Yani birinci ve ikinci kuşak biraz daha muhafazakar oluyor. Böyle daha, çünkü hani insanlar yaşlandıkça, tecrübe kazandıkça biraz daha şey yaparlar, yani böyle tecrübenin yanında biraz daha muhafazakar hale gelirler. O nedenle birinci kuşakla ikinci, üçüncü kuşak arasında kuşak farklılıkları olabiliyor. Onların giderilmesi için de kuşakların bir araya gelerek ortak bir takım noktalarda buluşması gerekiyor. Birinci ya da ikinci kuşağın şu andaki yönetimde bu işi devretmeleri açısından, eninde sonunda devredecekler, bir plan yapmaları gerekiyor. Yani sonuçta bu işten ellerini çekecekler bir gün. Ya sağlık sorunuyla çekecekler, ya emeklilikle çekecekler. O nedenle bu işin başında sonsuza kadar kalmayacaklarını bilerek bu deviri planlamaları lazım. Genç kuşağı da kendi yerlerine hazırlamaları gerekiyor diyoruz. En büyük problem yetki devrimidir, yoksa ikinci, üçüncü kuşakta şirket de büyüdükçe, evet, paydaşları arttıkça onlar arasında yaşanan çekişme midir? Sizin böyle bir tespitiniz var mı? Şimdi burada birkaç tane sebep olabilir. Bir defa bazı kuşaklar yetkiyi devretmek istemiyorlar. Yani alışmışlar ona. Bir de bazen hani küçük çocuklar her şeyi babasına, annesine sorup onay alırlar ya, onların da işine geliyor. Çünkü o zaman da sorumluluğu birilerine yüklüyorsunuz.
oradan olabilir. Dolayısıyla bu yetki devrini babaların ya da dedelerin planlaması lazım. Çünkü çocuk artık isteyemez. Sonuçta babasından, baba sen artık çekil ben yönetici olacağım diyemez. O nedenle babaların, amcaların çocuğa yetki devrini yapıyor olması lazım. Artı bir de para idaresi konusunun iyi planlanması lazım. Çünkü biraz da önce de söyledik bu ekmek teknesi bütün aile buradan sebepleniyor. O ilişkilerin bir kurala oturması lazım. Bine oturması gerekiyor. Evet, evet. Hem yöneticiler anlamında hem işe katkı verenlere, çocuklara, işte ailenin fertlerine yapmış olduğu katkıya göre bir maaş ya da kardan pay verilmesi şeklinde düzenli bir hayat sunulabilir. Yoksa paraya ihtiyaç duydukça eğer çocuklar şirketten çekiyorlarsa o zaman ne yaparlar? Her zaman nasıl olsa orada para var ya da oradan alabiliriz'e gelebilirler. Ya da çalışanla çalışmayanın ödüllendirilmesi gerekir. Yani bütün kardeşler, bütün kuzenler aynı şekilde şirkete katkı vermeyebilir. O nedenle onların bir yapıya oturması lazım. Yani ailenin kurumsallaşması açısından. Tabii yetkiyi verebilmek için de bu ikinci, üçüncü jenerasyonun, kuşakların hazırlanması lazım. Hazır olacak ki onlara. Çünkü burada şeyin, veliahtın kim olduğunun bilinmesi lazım, planlanması lazım. Ona göre de onun yetiştirilmesi lazım. O zaman üç genel başlıkta mı aslında topluyoruz efendim? Bir, yetki devri kurumsallaşmada, evet, evet, onun hazırlığının yapılması. İki, mali yapının profesyonel bir zemine, evet, oturtulması. Evet, evet. Üçüncü olarak da herhalde görev tanımlarının doğru yapılması. Tabii görev, yetki, sorumlulukların yani iyi belirlenmesi gerekiyor. Yani bu parasal konularda Mehmet Bey daha uzman. Yani o parasal planlama konusunda. Yani ileriye götürmek istiyorsak mutlaka bunların yapılması lazım. Yoksa gazetelere haber oluyoruz. Yani baktığınızda işte o ilin en büyük şirketleri işte aile kavgası yüzünden battı. Bir de bunların tamamen milli servet, yani ülkenin kaynağı. Tabi buradan sadece o şirketin sahipleri etkilenmiyor. O şirkette çalışanlar etkileniyor. O şirketle iş yapanlar etkileniyor. Paydaşlar etkileniyor. Sonuçta da o ilin ekonomisi etkileniyor. O zaman hemen ben Mehmet Bey'e bu anlamda söz vermek istiyorum. Biz tabii çok büyük bir kısmı aile şirketi Türkiye ekonomisinin ve hep yaşanan sorun şu, gelir belirlemesinde bir standart olmadığı için belli bir süre sonra özellikle de hep bunu Odalar Birliği Başkanımız en büyük sorun nedir bilir misiniz? Eltiler arasındaki çekişmedir diye söylerdi. Herkesin bir plan dahilinde değil, istedikçe para çekmesi ve bunu doğru yönetememesi olarak ortaya çıkıyor. Siz bunu nasıl öneriyorsunuz efendim? Nasıl bir planlama yapılmalı sizce? Öncelikle şunu söylemekte yarar görüyorum. Yani para varken bölüşmekte sorun çıkıyorsa, para yokken nasıl karşılanacak da bir en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ülkemiz ve bu ülkemizin ekonomisini oluşturan işte aile şirketlerimiz %95 seviyesinde olduğunu hocam söyledi. O zaman öncelikle bir kaynak bulmada, yani o bölüşme aşamasına gelmeden önceki kaynağı temin etmeden başlamak istiyorum ben özellikle. İstatistiklere bakıyoruz. 2005 yılına kadarki çalışmalarda bankaların KOBİ'lere açtığı krediler yaklaşık %5 seviyelerinde, %5 kadar açıyor. Ama günümüze geldiğimizde bu %25'lere dayanmış durumda. Yani ne olmuş bu arada? Şirket ya öz kaynağını kendisi içinden yaratması gerekiyor, ortaklarından yaratması gerekiyor ya da dışarıdan finans sağlaması gerekiyor. Demek ki bizim karşımıza çıkan 5 katına çıktıysa bu 10 yıllık süreç içinde, 8 yıllık süreç içinde bankaların daha çok finansıyla desteklenmiş gibi gözüküyor. Bankalar bunu finans olarak destekliyorsa ne yapıyor? Karşılığında bir bedel ödeniyor. Halbuki ülkemizde yani kurumsallaşmış şirketler ne yapıyorlar? Halka açılıyorlar, borsa şirketi oluyorlar. Borsa şirketi olmanın avantajı ne? Bedava öz kaynak temininde bulunmak. Yani siz onlara pay vererek onların yatırdıkları paraları sermaye dönüştürüyorsunuz. Sermaye dönüşünce ne yapıyor? Şirketin yapabileceği faaliyet alanları genişliyor ve karlılık oranları. Çünkü bir bedel ödemeyecek. Sonunda ortaklara bir bedel ödenecek, kar payı ödenecek ama herhalde bankaların sağladığı kredi
maliyetiyle ortakların sağladığı kredi maliyetten aynı olmadığını hesap ediyoruz. Dolayısıyla öncelikle bir aile şirketlerinin hem kurumsallaşmada hem de uzun ömürlü olduklarını varsayabilmemiz için öncelikle bu ekonomik sorunu aşmaları gerekiyor. Yani öz kaynak teminini artık dışarıdan sağlamaları gerekiyor. Bakıyoruz artık günümüzde Türkiye'de şirketlerin ölçekleri değişti. Daha orta halli hale gelen şirketler yurt içindeki bankalar yerine nereye yöneldiler? Yurt dışı finans kurumlarına yöneldiler. Yurt dışındaki finans kurumlarının sağladığı imkanlarla yurt içinden sağlanan, bankalardan sağlanan imkanlar aynı olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla demek ki bir üst sınıfa geçen şirketler, yani KOBİ'nin biraz da üstüne çıkan şirketler nasıl daha ucuz teminle daha fazla kaynak temine yöneldiyse, şirketlerin daha çok kurumsallaşmaya çalışmaları, aile şirketi hüviyetinden çıkmaları durumunda o şartları kendiliğinden yaratacaklarını dikkate almamız gerekir. Gelelim sorunuzun özüne, yani böyle bir şey girişi yaptıktan sonra eltiler arasında bir geçimsizlik gibi, kaynağı gibi gösteriliyor ama bu sadece eltilerin sorunu değil, yani bunun sorunu kaynağı bacanaklar da olabilir, kardeşler de olabilir. Yani bir tarafı haksızlık etmemek lazım bu anlamda. Tabii bir de ne var, hocamın da ifade ettiği gibi biz oradaki şirketin kasasıyla kendi cebimizdeki, cüzdanımızdaki parayı ayıramıyorsak en çok sorun buradan çıkıyor zaten. Çünkü ihtiyaçların sonu yok. Yani kimisi aylık 1.000 lirayla geçinirken kimisi 1.000.000 lirayla geçinemiyor artık günümüzde. Dolayısıyla her ikisi de bu şirketten o geçinemedikleri, geçinmeye çalıştıkları paraları çekmeye kalkarlarsa işte sorunun kaynağı başlamış oldu. Eltilere yüklememek lazım. Yani bu anlamda. Şimdi kurumsallaşmış şirketlere baktığımız zaman ne yapıyorlar zaten? Önce bir bütçe yapıyorlar. Yani ben gelecek yıl ne kadar bir finansmanla ya da ne kadar yatırımla ya da ne kadar çalışanla ya da ne kadar bunun karşılığında satışımla bunları dengeleyeceğime bakıyorlar. Bunu aile şirketlerinde yapılabilir olması herhalde daha zor. Dolayısıyla işte aile şirketinden kurumsallaşmaya doğru atılacak adımların başında o bütçelemenin gelmesi gerekiyor. Bütçelediğiniz zaman zaten herkesin alacağı maaş bellidir, yapılacak yatırım bellidir. Dolayısıyla bu tür kavganın da artık sonradan çıkacaksa başından bütçenin yapılması aşamasında çıkıp bertaraf edildiğini düşünüyorum. Edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz galiba milletçe bütçeleme konusunda çok başarılı değiliz. O kredilerin, kullanılan kredilerin, kredi kartlarının miktarlarına baktığımızda aslında böyle vahim bir tablo da çıkıyor ortaya. Umarım bunu şirket yapılarında oturtabilirler. Aslında hemen şununla devam etmek istiyorum Sayın Hocam. Bu yeni Türk Ticaret Kanunu aslında şirketlerin kurumsallaşma yolculuğuna ciddi katkı verecek gibi görünüyor. Hesap verebilirlik, daha şeffaf bir mali yapıyı ortaya koyuyor. Bunu bize biraz detaylarından bahseder misiniz efendim? Tabii şimdi Ticaret Kanunu özellikle şirketlerin kurumsallaşması, hesap verilebilirlik anlamında ciddi yaptırımlar getiriyor. Zaten baktığımızda şu andaki aile şirketlerindeki sorunların işte temelinde kurumsallaşmanın olmadığını, hesap verilebilirliğin olmadığını, biraz önce Mehmet Bey'in bahsettiği gibi sonradan kavga etmektense başta kavga edip ona göre bir sistem kurup o sisteme herkesin uyması gerekiyor. Ama bizde genel bir anlayış vardır. Hani göç yolda düzelir. Biz bir para kazanalım, büyüyelim filan. Büyüyünce de tabii pasta büyüyünce insanların iştahı kabarıyor. Ondan sonra baktığımızda da az yediniz, çok yediniz konusu da gelebiliyor. O nedenle şirketlerin kurumsallaşmaya baştan başlamaları gerekiyor. Ama tabii ki şu ana kadar kurumsallaşmayla ilgili bir adım atılmadıysa Ticaret Kanunu da bunu zorluyor. Şimdi Ticaret Kanunu aslında ciddi yaptırımlar ve uygulamalar getiriyor. Çünkü Avrupa Birliği ile biliyorsunuz tam üyelik görüşmeleri var. O görüşmelerdeki müzakere başlıklarından birisi de ticaret yasası ve oradaki iç pazara bizim uyum sağlamamız. Orada ise aslında bizim yaptığımız bir şeyi müzakere etmiyoruz. Orada bir düzen var. O düzeni biz iç mevzuatımıza ne zaman adapte edeceğiz, uygulayacağız tartışılıyor. Yoksa yani aldım verdim süreci değil. Bu nedenle Ticaret Kanunu biz bu süreç içinde kendi mevzuatımıza aldık. Tabii
Burada baktığımızda ticaret kanunu 1535 maddeden oluşuyor. Artı bir de bunun uygulama yasası var. İşte o da 50 maddeye yakın. Yaklaşık bunların geçici maddeleriyle falan 1600 maddelik bir kanun. Ve bu kanuna bağlı olarak da çıkarılmış yönetmelik ve tüzükler var. Bunları da üst üste koyduğumuzda yaklaşık bunun da 26'nın üzerinde tebliğ yönetmelik ve tüzük var. Üst üste koyduğunuzda bayağı böyle binlerce sayfalık bir mevzuat haline geliyor. Bu kanun hep olumlu diye bakmak lazım, olumlu yönden bakmak lazım. Çünkü Türkiye'deki ticareti düzenleyen ve 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl 500 milyar dolarlık hedefi, ihracat hedefini gerçekleştirmek için şirketlerimizin de kurumsallaşması gerekiyor. Yapılarının değiştirilmesi gerekiyor. Hani sadece kapasite artırarak, yeni yatırımlar yaparak bunu yapamayız. Mutlaka bunun içine bilgi ekonomisini koymamız lazım. Ticaret kanununda işte kitaplar vardır. Birinci, ikinci, üçüncü kitap gibi. Yeni bir kitap eklendi. Özellikle yurt içindeki taşımacılığı da uluslararası nakliye taşımacılığı ile ilgili semere dediğimiz sistem yurt içine de geldi. Yani bundan sonra yurt içindeki o duman saçan kamyonlardan kurtulup daha çok hani baktığınızda yurt dışına giden araçlar daha temizdir, daha az yük götürür. Öyle bir düzene geliyor. Onun dışında şirketlerle ilgili ciddi şeyler geliyor, yapılar geliyor. Nedir? İşte örneğin tek kişilik şirket kurulması söz konusu. Artık anonim şirket için 5 kişiye almamıza gerek yok. Bunların genel kurullarının zamanında yapılması, faaliyet raporu hazırlayarak ortaklarına hesap verme yükümlülüğü geliyor. Hani o kurumsallaşmanın önemli ölçütlerinden biri. Çünkü sonuçta kardeşler de olsa, eltiler de olsa, bacanaklar da olsa, kuzenler de olsa bir hesap verme yükümlülüğü var. Bu hesap verme yükümlülüğünü sadece ortaklar diye bakmamamız lazım. Bunun bütün Türk halkına, bölgeye hesap vermemiz gerekiyor. İşte diyelim ki Samsun'da kurulan bir şirket sadece kişilerin kurduğu bir şirket değildir. Bu Samsun'un havasını kullanır. Samsun'un işçileri çalışır Samsun'daki. Buradaki elektriği kullanır, suyu kullanır. Bu bölgenin değerlerini... Evet. O nedenle bu şirketin Samsun'a, Türkiye'ye hesap verme yükümlülüğü vardır. O nedenle bu şirketlerin de yaşaması Türkiye ekonomisinin gelişmesi için önemli. Çünkü şu anda tam rakamını hatırlamıyorum ama bir kişiye istihdam yaratmak için zannediyorum 300 bin liranın üzerinde bir devletin yatırım yapması gerekiyor. Halbuki KOBİ'ler tümüyle kendi parasıyla, kendi kaynağıyla kurulan şirketlerle milyonlarca insana istihdam yaratılıyor. Bu şirketlerin büyütülmesi, yaşatılmasıyla ülke ekonomisinin gelişmesi, büyümesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla ticaret kanunu da buna ciddi katkılar yapıyor. Ve bu ticaret kanununun uygulamasıyla şirketler biraz da zorlanarak bu kanuna uymak durumunda kalacaklardır. Çünkü evet, aslında evet. Doğal sürecinde kurumsallaşma yolculuklarını tamamlayacaklar. Evet, evet. Yani kurumsallaşmayı biraz da zorunlu tutacağız. Çünkü biz de biliyorsunuz zorunlu tutmadan kimse bir şey yapmaz. Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011'de resmi gazetede yayınlandı. Yaklaşık 16 ay sonra yürürlüğe girdi. Bunun amacı da şirketler buna hazırlansın diye. Yine Mehmet Bey biraz sonra bahseder. Yeni Ticaret Kanunu ile artık mali konularda da ciddi disiplin evet. geliyor. Bunlardan bir tanesi ortakların şirkete borçlanma yasağı. Evet. O... Yani sonuçta demin de konuştuk. Şirketin malı şirket için kullanılmak zorundadır. Yani ortakların kendi kişisel amaçları için, kişisel gezileri için, kişisel arabalar için kullanılmaması lazım. Şirketin büyümesi lazım. Çünkü şirket ayrı bir kişilik. Bu kişiliğin ortaklardan ayrı bir şekilde yaşaması lazım. Bunu işte kanunla ortaklara borçlanma yasağı geliyor önümüzdeki dönemde. Çünkü tabii Türkiye'deki vergi yasaları da bazı kısıtlamaları var. Örneğin siz kişisel harcamalarınızı şirkete gider yazamazsınız. Mesela Amerika'da ya da Avrupa'da baktığınızda durum farklıdır. Her türlü harcamanızı yazarsınız. Ona göre karınız çıkar, vergilendirirsiniz. Türkiye'de bu yapıda şirketin sahiplerinin geçinmesi lazım. Nereden geçinecek? Şirketten geçinecekler. Şirketten bunların geçinmesi için de paraya ihtiyaçları var. Bu parayı şirketlerin ona bir şekilde vermesi gerekiyor. O nedenle kurumsallaşmaya da aile şirketlerinin özellikle kurumsallaşmaya da ticaret kanunu bir çekidüzen getirecek önümüzdeki dönemde. Bunun uygulamasını hep beraber göreceğiz. Bugün öğleden sonra
Ticaret Odası'nda, Samsun Sanayi ve Ticaret Odası'nda bu konuda bir seminer yaptık. Seminerde ciddi sorular vardı. Ciddi şekilde dinlediler. Ama dediğimiz gibi çok konu geniş olduğu için biz sadece hesap vermeyle ilgili genel kurulların yapılması, faaliyet raporunun düzenlenmesi. Çünkü faaliyet raporu, ben biraz önce Mehmet Bey'in bahsettiği gibi bütçe yaptım, şunu planladım, şunu gerçekleştirdim, hesap veriyoruz. Yani karı koca şirketi bile olsa sonuçta eşi ile birlikte genel kurulda hesap veriliyor. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Aslında olması gerekene şu anda ulaşmış durumdayız. Sayın Yolcu, o zaman size hemen ben şu soruyu yöneltmem lazım ki sizin uzmanlık alanınız olduğu için söylüyorum. O mali yapıyla ilgili hesap verilebilir olması için o düzenlemenin nasıl yapılması gerekiyor? Bunun içerisinde bulunan kurallar neler? İşte az önce Sayın Hocam söyledi. Dileyen, isteyen dilediği gibi şirketten para çekemeyecek, kişisel harcamalarına kullanılmayacak. Bunu alt alta sıralarsak böyle çok çarpıcı neler var efendim kural olarak? Şimdi öncelikle kuraldan ziyade ben yaşananları anlatayım. Daha sonra bunların olmaması ile ilgili kuralları koyalım. Niye bu kurallar konduğuna geleceğiz? Evet, oraya gelelim. Şimdi ne yapıyor? Türkiye'de birçok şirket ortağı ya da yöneticisi hiç ücret almaz. Çünkü ücret aldığı zaman vergisel bir karşılığı var. Yani devlete yani aldığı... Yazmaz. Yazmadığı için de ne yapar? Halbuki geçimini sağlıyordur. Başka bir gelir kaynağı da yoksa mecburen oradan alıyor. Hele hele artık günümüzde insanlar daha çok harcamalarını kredi kartlarıyla yapıyor. Kredi kartlarıyla yapıldığına göre bunun tespiti çok basit. Yani maliye bugün bankalarla zaten işbirliği içinde, yani çalıştığı için, onlardan veri alabildiği için hem kimin aylık kaç lira harcadığını biliyor, hem kimin ne kadar bankada parası olduğunu biliyor. Yani bu anlamda baktığımız zaman. Şirketlerin mali tablolarına bakıyoruz. Genelde %90'ında, yani kurumsallaşmamış olan şirketlerde kasalarda 100 milyonlar, 200 milyonlar, 500 milyonlar paralar vardır. Hatta devlet bunun o kadar farkına vardı ki bir yıl önce biliyorsunuz 6111 sayılı yasayı çıkarttı. Ne dedi 6111'de? Siz dedi böyle böyle paralarınız varsa bunların biz gerçekte kasada olmadığını biliyoruz. Bunu siz aslında kullandınız. Şimdi böyle bir varlık da yok. Dolayısıyla siz %5'lerle anlaşalım. %5 bana verin buradan. %3 bir kısmında. Sizinle helalleşelim dedi. Ama biz o zaman şunu söyledik. Bu helalleşmenin sonunda şirketler ciddi anlamda sıkıntıya girecekler. Niçin? Şimdi o çizilen çerçeve kapsamında ne yapıldı? Onlarla ilgili vergisel boyutu devlete taksitlerle yatırıldı. Ya da parası olanlar o anda yatırdı. Peki bunun karşılığında bir kanun kabul etmediği gider hüviyetine girdi. Kanun kabul etmediği gider hüviyetine girince ne yaptı? Şirketler kâr et, zarar etseler bile ondan dolayı kâr etmiş gibi gözüktüler. Matrahlarına ilave ettiler. Dolayısıyla ne oldu? Hele hele rakamlar büyükse, demin söylediğim o 500 bin liralar civarındaysa, şirketin düşünün ki 10 bin lira sermayesi var. O biriken paralardan dolayı diyelim ki 100 bin lira çekmiş. O yılda 20 bin lira kâr etmiş. Şimdi 100 bin lira kanundan kabul edilmeyen gider yazdık, vergi matrahını artırdık. Ama şirketin kârı ya da zararı 20 bin liraydı. Şimdi ne oldu? Öz kaynak bitti. Zaten şirketin sermayesi az. Bu sefer ne oldu? Yeni kanuna göre 376. madde yanılmıyorsam bu şirketler şu anda iş yapamaz pozisyona geldiler. Acilen sermaye artırmalı gerekiyor. Birinci bölümü bu. Peki bu para niye o kasada şişti? Aslında ortak onu genel harcamalar için o şirketten çekti. Ama kayda ne yaptı? Girmedi. Kayda girmedi. Demek ki bunu kaç defa yapabileceğiz ya da 6111 sayılı yasa benzeri mevzuat kaç defa çıkacak? Ya da o şirketin yerine gelmeyen öz kaynakları, yani azalan, artık iş yapamaz pozisyona gelen sermayesini hangi parayla yerine koyacak da yeniden iş yapabilir pozisyona gelecek? Bunlar hep sıkıntı. Yani başından tespit ettiğimiz sıkıntılar. Peki sıkıntı var da çözüm önerisi nasıl olacak? Yani buna da gelmek lazım. Şimdi öncelikle şuna bakıyoruz. Yani şirketlerin yöneticileri
Niye o şirkette yöneticilik yapar? Kâr etmek için. Kâr ettiği zaman da kâr payı almak için. Dolayısıyla bir bütçe varsa, demin söylediğimiz gibi, bu bütçeye göre bu şirketin yıllık ne kadar kâr edecekse, buna göre de kendisine oradan bir maaş takdir ettiyse, tabi bunu yöneticisi kendisi takdir etmeyecek yani yasaya göre. Yasa diyor ki bunu genel kurula getireceksin. Genel kurulda gündem maddesi yapacaksın ve yönetim kuruluna ya da limited şirketi, şirket müdürü ne kadar maaş ödenmesi gerektiğini genel kurul onaylayacak diyor. Onayladığını da varsayarsak, tabi bunun başından da belirttiğimiz gibi vergi maliyeti var. Vergi maliyetiyle daha sonra karşılaştığı bedelleri karşılaştırdığımız zaman gerçekten gününde alınıp o yasal kayıtlara giren şeyin çok daha faydalı olduğunu yaptığımız hesaplarla görüyoruz. Sabahleyin de örnekledik. Örneğin ayda 5.000 lira bir ücret takdir ettiğimiz zaman bir yönetim kuruluna ya da şirket müdürüne, ortağına, bir kişi ise yılda 60.000 lira yapıyor. 12 ayda karşılaştırdığımız zaman. 2012 işte artan oranlı vergiye tabi bunlar. 2012 masraflarına göre baktığım zaman 13.950 lira gibi bir devlete ay ay ya da 3 ayda birse işte muhtasar beyanname dönemlerinde bu yatırılacaktı. Hı hı. O zaman kasada böyle bir 60.000 lira para gözükmeyecekti. Evet. Yani artık o harcanmış gibi gözükecekti. Aynı zamanda şirket zaten kâr ediyorsa bu da gider kaydedileceği için oradan da bir kurumlar vergisi doğmayacaktı. Hı hı. O zaman avantajı olacak. Avantajı yani olacak. %20'sini yani 60.000 liranın %20'si 12.000 lira zaten kurumlar vergisi verecek. Daha az ödeyecek. Onu ödemeyecek. Gelir vergisi ödeyecek. Dolayısıyla bu işi yasal hale getirmiş olacak. Evet. Bu rakamla bitti mi? Şimdi bitmiyor. O 60.000 lira eğer kayıt dışı bıraktıysa ne yapıyor? Devlet kasada bu kadar para yoksa bunu sen çekmişsindir diyor ortağa. Bu sefer ne yapıyor? Cezalı bir tahriyat işlemi yapıyor. Hmm. Bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Ayrıca ne yapıyor ona? Sen diyor bunu bankada kullansaydın bu parayı şu kadarları faiz getirirdi. Ya da sen buna diyor bir reskont hesapla. Bu reskont oranına göre de şimdi 60.000 lirayı diye verdiğimiz örnekte bir hesap yapıyoruz. Yaklaşık 10.650 lira da şey geliyor. Reskont faizi geliyor. Ne oldu? 60.000 lira para 70.650 liraya çıktı. Bu sefer ben ne yapıyorum? 70.650 liradan o gider yazmadığım için 14.000 küsur lira oraya kurumlar vergisi hesabı. Evet, yani evet. Benim başından vermeyeyim diye çaba sarf ettiğim şirket yöneticim aslında daha sonra bunu veriyor. Evet. Bununla da yetmiyor aslında. Şimdi şirket kâr etti dedik. Bunları da yasal olarak vermedi. Daha sonra sermaye de ilavesinde kullanmadı bu kârları. Bu sefer ne yapayım? Bir de kurum stopajımız var bizim. %15 oranı. Şimdi 70.650 liraydı. Buradan kurumlar vergisini düştük. Bunun kalanından bir de %15 eklediğimiz zaman vermediğimiz 13.650 lira 22.400 lira gibi yaklaşık rakamla bize geri dönüyor. Cezasını da yani bunları normal şartlarda beyan ettiğini varsayıyorum. Eğer bir mali incelemesine girmişse zaten artık onun gecikme faizini ne bileyim şeyler de koyarsak yani maliyeti sonradan daha fazla olduğunun hesapları çok net olarak ortaya çıkıyor aslında. Ama efendim şöyle de bir halk arasında söylenti var. Yeni Türk Ticaret Kanunu'yla kurallar çok işte sert hale geldi. Bu arada birçok şirket işte aradan çıkacak, faaliyetine son vermek durumunda kalacak gibi de bir algı var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi Türkiye'de yaklaşık 9.000 şirket var. Hı hı. Bu şirketlerin işte 100.000 civarındaki anonim şirket. Geri kalanlar da limited şirket. Şimdi baktığımızda aslında Türkiye'de şirket sayısı fazla. Bu fazlalığın çeşitli nedenleri var. Bunlardan bir tanesi geçmiş yıllarda uygulanan hayat standartı nedeniyle kişiler daha az vergi vermek için şirket kurdular. Şimdi bu bağlamda baktığımızda bir ailede bazen aynı bahçenin içinde 7-8 tane şirket var. Ama özünde bir şirket var. Bu şirketlerin özünde bir şirket olduğu için ya da başka sınırlıklar vardı. Örneğin Türk Ticaret Kanunu'nda ultra vires dediğimiz bir sistem vardı. Bu kalktı. Yani burada siz şirketi kurduğunuzda sadece bir faaliyet konusunda çalışabiliyordunuz.
Şimdi bu kalkınca şu anda siz diyelim ki daha önce inşaat yapmak için ayrı bir şirket kuruyordunuz. Ondan sonra turizm yapmak için ayrı bir şirket kuruyordunuz. Başka şey için ayrı şirket kuruyordunuz. Bunların hepsi ayrı tüzel kişilik olduğu için bunların hepsi masraf. Muhasebe, defter, bunlarla ilgili işte durumlar. Şimdi bu şirketler artık birleşecek. Tek şirkete ya da birden az şirkete dönüşecek. Bir bu var. Bir de gayri faal şirketler var şimdi. Bugünkü öğleden sonraki konuşmamızda da çok gündeme geldi. Kurulmuş şirket, ortaklar yok, işte ortaklar kendi aralarında kavga etmişler, ayrılmışlar vesaire. O nedenle bu şirketler azalacaktır. Yani belki şu anda Türkiye'deki şirket sayısı 800 bin değil de 500 bine düşecektir. Ama bunlar zaten gayri faaliler, çalışmıyorlar ya da tek bir ailenin şirketi yapmış oldukları yani ekonomik ciro ve şey değişmeyecektir. Hani şirketlerin ama sayı olarak azalmaları söz konusudur. Bir de biraz önce söylediğimiz gibi yani bazen şirket kurmanın amacı şudur. Birden çok kişiyi bir araya getirelim. Daha çok iş yapalım. Şimdi siz tek kişisiniz. İş yapacaksınız. Şirket kuruyorsunuz. Yani şirket kurmanıza gerek yok ki. Yani siz şahıs olarak da, şahıs işletmesi olarak da bunu yapabilirsiniz. Hani şirket kurmanın amacı daha çok ortak alayım, çok büyüyeyim gibi amaçlar varken o amaçlara uygun şirket kurulmadığı için bizde şu anda da şey var. Hani bu biraz önce bahsettiğiniz gibi ticaret kanunu yaptırımları nedeniyle bize en çok sorulan sorulardan birisi şirketten ben şahıs işletmesine nasıl dönüşürüm? Şirketlerden de şimdi bir kaçış var. Yani bu artık konjüktürel bir olay. Ama dediğiniz gibi şirketlerde bir azalma olacaktır önümüzdeki dönemde ama bu azalma bizim ekonomik gelişmemizi, şirketlerin sağladıkları ciroyu etkilemeyecektir. Bu sayı olarak azalacaktır. Belki güçleneceklerdir. Gerçek anlamda hani büyümek isteyen, daha çok kişiyi bir araya getirip kurumsallaşmak isteyen şirketler kalacaktır diye düşünüyoruz. Yani nitelikli şirketler olacaklar. Evet, daha çok niteliği olan şirketler olacaklar. Evet. Sayısal çoğunluk da ortadan kalkmış olacak. Hatta çok fazla da biliyorsunuz fason şirket var bu anlamda. Aslında onun da önü kesilmiş olacak. Efendim ben sizi az önce takdim ederken aynı zamanda bağımsız denetçi unvanınızı da söyledim. Evet. Bağımsız denetçi nedir? Önce ondan kısaca bir bahsedelim. Şimdi ülkemizde yaklaşık 10 yıldan fazladır bağımsız denetçilikle ilgili çalışma var. Ama şu ana kadar kimler bağımsız denetçiyle tanıştı ya da kimler bu konuda rapor yazdırdı diye baktığımız zaman çok sınırlı. Yani Türkiye'de işte 300 kadar borsa şirketi var. Bir o kadar da borsaya girmediği halde işte SPK ya da BDDK kapsamında şirketler var. Bunlar bağımsız denetim yaptırmak zorundalar. Ama yeni kanunumuz, yeni Türk Ticaret Kanunumuz burada çerçeveyi biraz genişletti. Yani bu kapsamda borsaya tabi şirket olmayanları da bağımsız denetimin içine aldı. Sermayesine göre mi oluyor efendim bu? Sermaye büyüklüğüne göre mi? Önce şöyleydi. İlk yasanın hazırlanış maddesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilk kabul edilişinde şöyleydi. Bütün şirketler, yani ölçek yok, ne bileyim nitelik yok burada şirketler arasında hepsini bağımsız denetime tabi tutuldu. Ama daha sonra bakıldı ki Türkiye'de zaten bağımsız denetim yetkisini almış ya da bundan sonra bağımsız denetçi sayısı çok az. Dolayısıyla burada bir yanlışlıktan dönüldü gibi oldu. Ama aslında bakarsanız yani meslek mensuplarımızın hepsi mali müşavirler. Biz zaten bu hesabı tutuyorsak denetleme hakkına da sahibiz. Yani biz bu yeterlikte varız, bu sınavlardan zaten geçiyoruz gibi bir şey içinde. İddia değil, hak ettiklerini düşünüyorum ben şahsen ama şimdi yaklaşık 25 yıl mali müşavirlik yaptım. 6 yıldır da bağımsız denetimle uğraşıyorum. Demek ki bu süreyle falan ilgili değilmiş. Yani baktığım zaman benim o 25 yıllık mali müşavirliğim bağımsız denetim yapmaya yetmediğini ben şahsen görenlerden, yaşayanlardan birisiyim. Dolayısıyla bu tespit doğru oldu. Şimdi daha yasa yürürlüğe girmeden hemen biliyorsunuz 28 Haziran'dı galiba değiştirildi. Denildi ki bu konuyla ilgili bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin kimler olacağını Bakanlar Kurulu belirlesin denildi.
Bakanlar Kurulu da bu konuyla ilgili Aralık ayıydı yanılmıyorsam 26 Aralık falandı bir hat belirledi. Dedi ki işte cirosu 200 milyon TL'yi aşanlar, aktif büyüklüğü 150 milyon TL'yi aşanlar, çalışan sayısı 500 ve üstü olanlardan bu şartlardan, 3 şarttan ikisini sağlayanlar bağımsız denetime tabi olacak dedi. KOBİ tanımının dışında üstüne, olan büyük işletmeler evet, aslında. Evet, evet. Kimi tespitlere göre bu kapsamda 4200 şirket var. Kimi tespitlere göre 2500 şirket var. Yani bu noktada bir anlaşılmış rakam yok. Herkes bildiğini söylüyor. Dolayısıyla ne oldu şimdi? Bu sefer anonim şirketlerde özellikle bu yıl yaptığımız genel kurullarda bir denetim kurulları vardı geçmiş yasadan gelen. Hala onlar 2013 yılında yapacağımız genel kurullarda görevliler o denetim kurulları. Peki bundan sonrakiler biz denetçi olacak mı olmayacak mı bu konuştuğumuz konular 2014 yılındaki denetim raporlarıyla ortaya çıkacak olanlar. Şimdi Bakanlar Kurulu'nun açıklandığına göre bu kapsamlar dışında olan şirketler hiç denetçisiz kaldı gibi bir unsur ortaya çıktı. Bu fark edildi. Şimdi ne oldu? Birkaç gün önce işte torba yasanın içinde resmi gazetede yayınlanan bölümüyle bütün anonim şirketler gene denetime tabi oldu ama çerçevesini bir yönetmelikle belirleyecek. Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek. Yani şu anda bağımsız denetimin kimlerin yapacağı belli. Bununla ilgili işte Kamu Gözetim Kurumu'nun yetkilendirilmesi esasları getirildi. Bunlar artık tartışılmıyor. Bütün anonim şirketler dediniz değil mi efendim? Yani bütün anonim şirketler geçen önceki yasamıza göre denetim kurulları vardı. Bir denetime tabiydi. Şu anda işte bu saydığım o 150 milyon, 200 milyon ve çalışan sayısı 500 olanların dışındakilerde hala bir belirsizlik var. Yani ne yapılacağı belli değil. Ama bu belirsizlik ben birkaç yıl sonra ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çünkü bağımsız denetim niye gerekli? Bugünkü seminerde de anlatıldı, hocam anlattı. Yani orada biz ne yapıyoruz? Denetçiyi yine o aile içinden, o şirket ortaklarından birini seçiyoruz. Mesleği ne? Bununla ilgili o denetim raporunu yazacak meslekten mi? Hayır. O zaman ne oldu? Bir formalite yerine getirmiş olduk. Derdimiz formalite yerine getirmek yerine hesap gerçekten hesap verilebilirlik, şeffaflık düzeyine geçmemiz için işte bağımsız denetimin önemi burada ortaya çıkıyor. Yani kurumsal işletmelerde zaten bunlar zor olduğu için ne yaptılar? Çarşaf çarşaf mali tablolarını gazetelerde, web sayfalarında her yerde yayınlıyorlar. Dolayısıyla buradaki bir güvenle hiç denetlenmemiş ya da şu şekilde bir raporla denetlenmiş şirketin güveni farklı olması gerekir düşüncesiyle bağımsız denetimin önümüzdeki yıllar içinde daha iyi anlaşılacağını ve bu şirket profillerinin de yeni şekillenmesine göre güçleneceğini düşünüyorum. O zaman Türk Ticaret Kanunu bu anlamda çok olumlu sonuçlara doğuracaktır. Kesinlikle. Değil mi efendim? Evet. Efendim sizinle ilk kendinizi tanıttığınızda bir şey söylediniz çok dikkatimi çekti. Bir teknopark da aynı zamanda bir şirketimiz var. Evet. Orada da faaliyet gösteriyoruz dediniz. Samsun'da bununla ilgili çalışmalarını yürütüyor şu anda. Teknoparkımız yapım aşamasında inşaatı hala devam ediyor ve iş adamlarımız da oldukça ciddi ilgi gösteriyorlar. Siz bu alanda faaliyet gösteren bir iş adamı olarak sorayım ben şimdi. Yani birkaç tarafta yer alıyoruz, evet. Sizin Eskişehir'de değil mi? Evet. Ortağı olduğunuz o işletme. Evet. Faaliyet olarak ne yapıyorsunuz efendim orada? Şimdi şöyle, bu teknoparkla ilgili yasalarda üniversitelerdeki bilgi birikiminin ticarileştirilmesine yönelik bir uygulama. İşte farklı alanlarda, özellikle mühendislik alanında, tıp alanında, kimya alanındaki birikimler ticarileştirilmesi söz konusu. Biz tabii sosyal bilimler alanında olduğumuz için tabii biraz ilginç geliyor insanlara. Yani siz ne yapıyorsunuz diye. Biz orada işletmelere yönelik çözümler üretiyoruz. Çünkü ben şöyle bakıyorum olaya, bizim bilgi birikimimiz, biz sadece öğrenciye bir kısmını anlatıyoruz. Orada da öğrencinin ders geçebilmesi kadar sınırlı anlatıyoruz. Halbuki bizim yaptığımız araştırmalar var, bilimsel kitaplarımız var, yeni bir takım
çalışmalarımız var. Bunların Türk toplumuna, Türk şirketlerine bunların sunulması gerekiyor. O nedenle biz bu çalışmalarda yapmış olduğumuz kendi akademik çalışmalarımızı diğer üniversite içindeki diğer akademisyenlerle birlikte KOBİ'ler için çözümler üretiyoruz. Bunların bir kısmı yazılımlar yapıyoruz. İşte mesela bizim şirketimizde şu anda 3 tane yazılımcı çalışıyor. Biz yazılım geliştiriyoruz ve bu yazılımları yaparken de işletmelere, KOBİ'lere yönetim karar destek sistemleri yapıyoruz. Bunlara ilişkin örneğin bağımsız denetimle ilgili yine Mehmet Bey ile çalışıyoruz. Şu anda bir bağımsız denetim programı yazılımı yapıyoruz. Yani denetçi bir şirketi gitti denetleyecek. Bunu nasıl yapacak? Binlerce, milyonlarca evrak var. Bizim geliştirdiğimiz akıllı sistemde o şirketin bütün bilgilerini elektronik ortamda defterlerini alıyor sisteme. O içinde işte ne yapıyor? Analizler yapıyor. Örneğin günlük işlemlerin dökümünü yapıyor. İşte diyelim ki grafik çıktı, önünüze geldi. Şöyle yükselmiş. Oraya tıkladığınız anda size o işlemi getiriyor, fişi getiriyor. Oraya yazı yazıyorsunuz. Dolayısıyla bağımsız denetim kısmının tamamını elektronik ortamda yapan bir sistem geliştiriyoruz. Buna bağlı işte şu andaki tabii Türkiye'deki düzenlemelerde mesela elektronik defter uygulaması var. Evet. Defter zaten elektronik ortamda. Ben gidip de işte o tozlu defterlerle uğraşmak zorunda değil. Elektronik olarak, denetçi olarak alırım onu sistemin içine. Denetim süreçlerinin tamamını bir fiil elektronik ortamda yapan bir sistem geliştiriyoruz. Bununla ilgili Türkiye'de hiçbir yazılım yok. Yani Türk olarak yabancı birkaç tane buna ilişkin yazılımlar var. O yazılımlarla da Türk yerli, %100 Türk sermayeli bir şirket olarak onların karşısındayız. Hatta bunlar milyon dolarlık ciro yapan şirketler. Biz de Anadolu'nun bağrından böyle çıkan hocalarla, işte arkadaşlarla beraber o milyon dolarlık şirketlerin karşısına bir Türk yazılımıyla çıkıyoruz. Çünkü harika. Şu anda hani Türkiye'de düşündüğünüzde bağımsız denetimle ilgili ciddi bir pazar var. Hı hı. Bu sene içinde sanırım 8-10 bin tane bağımsız denetçi yetkilendirilecek. Bu 8-10 bin kişinin kullanacağı program yok. O zaman yabancılar diyor ki biz bunu bizim kullandıralım. Tabii yabancıların sistemleri de bize uymuyor sonuçta. Yani yerli, çünkü yani bu şey gibi biraz araç alıyoruz, buna tüp taktırıyoruz falan gibi oluyor. Çünkü onların sistemleri farklı, bizdeki yapı farklı. O nedenle biz bir fiil, işte mali müşavirler var, kendi içimizde bankacılar var. Bu bize sağlanan imkanlarla bunlarla çalışıyoruz. Bununla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bu programı kullanan şirketler onay aldı. Kamu Gözetimi Kurumu'na sunduk. Onlar yine programla ilgili desteklerini verdiler. Dolayısıyla güzel bir çalışma yapıyoruz. Bu inşallah önümüzdeki dönemde. Bunun gibi daha birkaç şey var. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Eskişehir Teknopark'ta başka neler var efendim? Bu alanda faaliyet gösteren. O alanda bayağı faaliyet gösteren var. Mesela TRT'deki bu Pepe çizgi filmi var. Evet. Onu yapan da bizim komşularımız, bizim öğrencilerimiz orada çalışıyorlar. Çok onun güzel. Dışında yine TRT'de birkaç tane çizgi film yapanlar var. Seramikle ilgili şirketler var. Yani kompozisyona baktığımızda çok ilginç. Hani başta dediğinizde teknopark dediğinizde hep mühendislik gibi algılanır, evet. Ama bizde sosyal bilimler alanında çalışanlar var. İşte örneğin işte seramikten diş ile ilgili çalışanlar var. Onun dışında bayağı bir yazılım şirketi var. Şu anda oyun programı yazılıyor. Hatta bunlardan birisiyle geçen hafta bir toplantı yaptık. Yurt dışına oyun satıyorlar. Dolayısıyla şu anda sanırım 50'ye yakın şirket var. Tıp fakültesindeki hocaların da kurduğu şirketler var. Güzel bir şey yani şehir ekonomisi için. Özellikle üniversite sanayi işbirlikleri bizim Türkiye'de sınırlıdır. Çok. Üniversite hocalarının gidip bir şirkette çalışması filan sınırlıdır. Çalışamazsınız tam zamanlı. Ya da döner sermaye sistemiyle siz bir iş yaptınız, bunun parasını alamazsınız. Önce döner sermaye gider, yaklaşık alınan paranın %65'i kesilir. Hocaya bir şey kalmaz filan. Bu yapı açısından bu Teknopark uygulaması çok güzel bir çalışma, güzel bir uygulama. Yasa olarak da ben şirketin müdürüyüm mesela. Siz devlet memuru olarak bir yerde müdür olamazsınız. Normal ama şartlar, bu açıdan baktığımızda güzel bir uygulama. Üniversite hocalarının o anlamda iş dünyasına katkı sağlamaları için çok büyük fırsat. Evet. İş dünyasının da bilim adamlarından yararlanması anlamında çok büyük bir fırsat. Biz Teknopark'ı az öncesinde dediğiniz gibi hep mühendislik argeleri yapan yerler olarak düşünüyoruz ama herhalde ülkemizin en zayıf olduğu noktalardan bir tanesi bilişim teknolojisi. Evet. Katma değeri de çok yüksek. Evet. O anlamda belki Samsun'da da bunun için bir Eskişehir'in
bu konuda bir rol model olarak olabilir, benimsenip olabilir. Bu çalışması devam ettirilebilir diye İnşallah düşünüyorum. Katkıda veririz biz bu anlamda. İnşallah efendim. Peki efendim, Sayın Mehmet Yolcu, size son olarak aslında sormak istediğim şey şu. Sizin serbest muhasebeci ve mali müşavir kimliğiniz de var. Bugünkü yaptığımız toplantıda da zaten herhalde en çok talep gösterenler yine meslektaşlarınız oldu. Asıl yük herhalde onların omuzlarında, değil mi, bu anlamda, bu yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte. Bu anlamda sizin meslektaşlarınıza söyleyebileceğiniz şeyler neler olabilir? Özellikle dikkat etmeleri gereken durumlar nelerdir? Onları da birkaç başlıkta sıralayabilirseniz bize. Ben öncelikle tabii ki meslektaşlarıma dikkat etmeleri gereken unsurları söyleyeceğim ama daha çok o şirket yöneticilerine söylemek istiyorum. Yani çünkü asıl yasalara baktığımız zaman, örneğin sorumluluk bugün onlarda. Uzun uzun anlattık salonda. Faaliyet raporunu hazırlamak kimin görevi diye, evet, yasaya yazmış yönetim kurulunun. Ne bileyim, genel kurula katılmak kimin genel görevi? Genel alışkanlık olmaz. İş adamlarının. Yani baktığımız zaman asıl onların bence biraz da bu noktada ilgili olmaları gerekiyor. Ha, meslek mensuplarımız zaten onların her şeylerini yaptıkları gibi bunu da yapacaklardı. Yani o konuda tereddüdümüz yok. Ama daha çok meslek mensuplarımız şununla karşı karşıya. Zaman yetmiyor artık. Çünkü baktığımız zaman Türkiye'de en güncel mevzuatlar bizimle ilgili çıkıyor. Yani gün yok ki bir tebliğ çıkmasın. Gün yok ki bir tane yasa değişmesin. Bundan hangisini izleyeceğini gerçekten şaşırdı, abandone oldu. Yani bu manzara karşısında. Ama ne yapıyor? Şimdi 31 Mart'a kadar şirketlerin genel kurulunun yapılması, bu saydığımız faaliyet raporu, mali tablolarının çıkartılması vesaire hep meslek mensupları yapacaktı. Ne yaptılar? Burada son artık yasayla bir şey verdiler, destek verdiler. Baktılar ki çünkü o 800 bin şirketten yaklaşık daha %5'i bile genel kurulu yapmamış. Dolayısıyla bunu dediler, yasayla biz, yanlışmış zaten 31 Mart, bunu 30 Haziran'a çekelim dediler. Yani meslek mensupları bu arada o 30 Haziran'a kadar bunları yapacaklar. Meslektaşlara vermek istediğim mesaj temelde şu: zaten okuyorlar, yani zaten izliyorlar ama bazısını göz ucuyla hep kaçırdıklarımız da olabiliyor bu noktada. Teknolojiden faydalanmaları gerekiyor. Yani bugün Türk Ticaret Kanunu'na göre işte 28 Ağustos'ta çıkan faaliyet raporu yönetmeliğine baktığımız zaman anonim şirketler için tarif ediyor gibi gözüküyor ama aslında tüm şirketler faaliyet raporunu hazırlayacağına göre orada da bir eksiklik var. Yani kamuoyunun kafası karışık, sanki sadece anonim şirketler faaliyet raporu hazırlayacakmış gibi gözüküyor. Halbuki tümü hazırlayacak. Tabii. Yani genel kurul yapan tümü hazırlayacak. Limite şirketlere de genel kurul geldi. Meslek mensubu burada o yönetmeliğe uygun faaliyet raporunun üretilmesi, onun sorumluluğunda olmamasına rağmen yarın ondan bekleneceği için yapması gereken şey şu: artık bu noktada bazı yazılımlar var. Yani bunlar internette vesairede sürekli araştırıldığı zaman bulunuyor. Sadece orada bu şirketle ilgili verileri girmeleri durumunda kendi önlerine o risk tespitleri vesaireleri yapılmış şekilde teknolojiyi kullanmaları lazım. Bu onların yaklaşık 3 gün emek vererek yapacakları şeyi daha kısa sürede yapmalarını sağlayacaktır. İkincisi de bu artık bilgisayar ortamında yapıldığı için saklaması daha kolay olacaktır. Çünkü kağıdı ben bugün yazarım, yarın başına bir iş gelir, bulamayabilirim vesaire şeyler olur. O orada saklı kalacağı için, bir de bu mali tablolar bizim meslekte özellikle bir yılla sorumlu olmayız. Biz bir mali tablo hazırlarız, 2 yılla, hatta en az 2 yılla karşılaştırmalı olarak veririz onu, 3 yılda olabilir. Onun için meslek mensupları kendilerini daha çok yormadan bu noktada zaten ilgililer. Seminere bakıyoruz bugün, ağzına kadar mali müşavirlerle dolu. Hocamla bizim 13. toplantımız oldu. Sadece bugünkü anlattığımız öğleden sonraki sunumla ilgili. Hepsinde de salonlar ağzına kadar doluydu. Ve kimse bu toplantılardan biz çıkana kadar çıkmadı. Hatta toplantı bitmesine rağmen toplantıyı terk edemiyoruz sorulardan dolayı. Meslek mensubu araştırıyor. Bence onlar yapacaklarını da biliyor. Sadece önerim, teknolojiyi iyi kullanmalı. Orada ben bir ilave yapmak istiyorum. Bugünkü konumuzla ilgili. Bence
meslek mensuplarının da artık kurumsallaşması lazım, şirketleşmesi lazım. Evet. Şimdi tek kişi olarak siz bunu yapamazsınız. Bu anlamda uzmanlaşarak belli alanlarda güç birliği yaparak, şirketleşerek, kurumsallaşarak onların da bir noktaya gelmesi lazım. Yani tek başına bir mali müşavir, bir büroda bu işleri yapmayı artık yetmeyecek. Çünkü bağımsız denetimle ilgili artık şirketler var. Bizim de yerli şirketleri kurarak bağımsız denetimde yabancıların yine karşısına çıkmamız lazım. Çünkü yine bağımsız denetimle ilgili şu andaki Türkiye'deki pastanın büyük kısmı yabancı şirketlerde. Dolayısıyla yerli Anadolu, yani sizin bu televizyonda Anadolu, Karadeniz Samsun evet. olduğuna göre belki bunu gene Anadolu'dan böyle Karadeniz Samsun gibi bir şirketleşme modelinin mali müşavirler için de hem işin yapılması hem de denetim açısından şart görüyorum ben uzun vadeli. Bir de daha makro bakıyorum ben üniversite dışarıda yurt dışında evet. vesaire düşündüğümüz için. Kesinlikle. Efendim, zaten özür dilerim evet. orada ben bir fikrimi daha beyan etmek istiyorum. Yani bugün bakıyoruz yasalarda zaten artık özellikle mali müşavirlik defter tutma bölümüne değil de denetim bölümüne hem kamu gözetim kurumunun yayınladığı tebliğlere hem de SPK'nın örneğin evvelsi gün bir tebliğ tasla koydu web sayfasına ki önümüzdeki hafta yasallaşacağını düşünüyorum. Denetçi sayısı dün 6 iken 6 ile yetki alabilirken şirketler şimdi 12'ye çıkartıyor. Yani artık birleşin diyor. Ya, her noktada birleşin, kurumsallaşın diyor. Yani bunu sadece aile şirketlerine demiyor, bizlere de söylüyor. Kesinlikle. Meslek mensuplu olarak yani bunu da ilave etmekte yarar görüyorum. Efendim zaten bu her sektör içinde geçerli aslında. Kesinlikle, eğitimde kesinlikle. De, sağlıkta evet, da, evet, sanayide. Marketçilerde evet, bakın evet, etrafta evet. evet. Evet, kesinlikle öyle. Çünkü rekabet cidden evet, çok evet. acımasızlaştı. Evet, evet, evet. Kurumsallaşmayan, profesyonelleşmeyen kesinlikle. Şirketlerin yaşama olanakları kalmadı. Evet. Efendim ben ikinize de çok teşekkür biz ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok tamam. keyifli bir sohbet oldu. İnşallah çok daha geniş zamanda, daha farklı konularla izleyicilerimizle birlikte Hı. oluruz. Değerli Aks TV izleyicileri, bugün çok değerli iki konuğum vardı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Necdet Sağlam ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, aynı zamanda Bağımsız Denetçi Sayın Mehmet Yolcu konuklarım oldular. Bir sonraki hafta yine farklı konu ve konuklarla görüşmek temennisiyle hoşçakalın.